Panda, şehirde yeterince gaz dedik. Rüzgarla birlikte kazanmadığım bir yarış kalmadı. Biliyorsun ki büyük yarışlar da yazın başlayacak. Yani ben artık uzaya falan gitmek istiyorum. Dur sen saçmalıyor bir dostum, nasıl gideceksin ya? Benim hayalim uzaya gitmekti Panda aslında. Ama rüzgarla birlikte yarışları kazanmaktan mutlu etti açıkçası. Dur uzay fikri nereden geldi dostum? Çünkü küçüklükten beri en büyük hayalim uzaya gitmekti. Garajın kapısını kapatalım, arabamızı gene çalmasınlar. Dur bir daha rüzgarı kimse çalamaz, merak etme. Bilmiyorum Panda, televizyon açalım da birazcık bir şeyler izleyelim. Aslında küçüklükten beri hayalim uzaya gitmekti ama Brookhaven'da bunun mümkün olacağını düşünmüyorum. Dostum nereden biliyorsun dostum? Dostum Panda'yı görüyor musun? Dostum umudunu kaybetme. Biliyorum, umudumu kaybetmemem lazım ama çok zor. Daha önce Brookhaven'da uzaya giden olmadı bile ve biz normal sivil insanlarız. Sadece yemek yiyip arabayla gazlıyoruz, okula gidiyoruz ve geliyoruz. Dostum yani ben uzaya gitmek istiyorum ama bir türlü gidemediğim için çok üzülüyorum. Brookhaven'da bunu gerçekleştirmek istiyorum. Dostum bir fikrim var ama bilmiyorum. Ne fikri Panda ya, Allah aşkına ben yatmaya gidiyorum. Kendine iyi bak, iyi geceler. Yarın yeni video için hangi oyunu çekeceğimizi sana söylerim. Keşke uzaya gidebilsem. En iyisi bu işte Nurullah abi aramak. O bizim bütün işlerimizi çözdü. Belki bizim uzaya gidişimizi de çözebilir. Nurullah abi selamun aleyküm. Abi uzaya gidip roket yapmamız lazım. Dinliyorum Panda seni. Böyle bir roket yapabilmek için çok çalışmamız gerekecek. Hemen Nurullah abinin yanına gideyim. Çalışmalara başlamam lazım. Dostumu uzaya götüreceğim. Çok heyecanlıyım. Aa polis kardeşim, nasılsın, iyi misin? Panda dostum, ne yapıyorsun? Polisliği bıraktın mı sen? Dostum bıraktım, görevimizi yaptık, uzay roketi yapacağım. Ne güzel gündü, o gün hızlı gidenleri yakalamıştık. Dostum hepsini nasıl yakaladık ama, roket yapıyoruz. Roket mi yapacaksınız, nasıl yani? Uzaya gitmeniz çok zor Panda, bence denemeyin. Dostum herkes aynı şeyi söylüyor be kardeşim, bu kadar zormuş uzaya çıkmak ya. Rundola abi sen çözersin. Ben şimdi işleme başlıyorum. Roket bile yaparız biz evelallah. Uzaya gitmek zaten bizim işimiz. Takipçiler şimdi like atar mı Panda? Atarsa Mars'a bile gideriz evelallah. Dostum like'ı basmazlar mı bizim takipçiler? Şimdi 10.000 like gelir. Neyse mangal yapalım. Birazcık da et yiyelim ya. Birazcık yemek yemek lazım. Dostum bir şey diyeceğim. Ne oldu Panda ya? Sen ne yapıyorsun? Nerelere gidiyorsun? Bir şeyler karıştırıyorsun gibi. Dostum biz bu uzay roketi yaptık Nurullah abiyle. Ne diyorsun ya? Nurullah abiye ne gidiyorsun da roketten veren bahsediyorsun? Yemek yiyeceğiz hadi. Dostum ne yemeği be dostum, uzaya çıkacağız uzaya. Brookhaven'da uzaya kimse gidemez. Dostum nereden biliyorsun, biz yaptık dostum. Nurullah abiyle tamamladık yaptık dostum. Artık bir roketimiz var dostum. Nerede roketiniz var Panda, siz ne çeviriyorsunuz ya? Atlayalım arabaya da gidelim artık. Neyse ne bu, görelim bakalım. Dostum var ya çok şaşıracaksın he. Hadi atla bakalım rüzgara. Yani neyden bahsediyorsun bilmiyorum ama uzay roketi falan nasıl yapabilirsiniz ya? Bu kadar kısa sürede roket mi yapılar arkadaşlar? Nereden? Dostum soldan döneceksin. Tamam dönüyorum. Aman Allah'ım bu ne Panda? Olamaz. Bunu nasıl yaptınız? Heron oğlum hoş geldin. Bak senin için roket yaptık. Şimdi buna biner ve uzaya gidersin inşallah. Her şeyi çalışıyor ve sorunsuz. Kalkış esnasında Brookhaven mahallesi şok olacak. Dostum ben demedim mi? Abi bunu nasıl yaptınız? Abi çok şaşkınım şu anda Nurullah amca. Yani araba yapıyorsun da roketi nasıl yaptın, gerçekten şok içerisindeyim. Üst katlarda komuta merkezi var. Komuta merkezi sende yardımcın Panda ve ben de teknik işlerden sorumluyum. Tamam. NASA mesaj attı ve roketi çok beğendiklerini bize satar mısınız dediler. NASA mı mesaj attı sana şaka gibi? Ben de dedim ki bizim roketimiz satılık değil, baba yadigarıdır. Nasıl espri ama? Nurullah amca gerçekten de çok komik bir espriymiş. Sana bir amca diyorum, bazen abi diyorum ama kusura bakma. Dostum nasıl buldu, beğendin mi? Abi siz nasıl bir roket yaptınız? İçeride duş alma alanı bile var Panda. Yani bu içerisinde yaşamın olabileceği bir rokete benziyor. Peki komuta merkezi nerede? Komuta merkezine gitmemiz lazım. Nurullah abi komuta merkezi götürüyor galiba. Aman Allah'ım oksijen ve içeride bütün sistemler falan var. Panda bu benim en büyük hayalim de. Dostum hadi bakalım dostum, uzaya gitme zamanı. Geminin ışıkları var. Alt tarafın ışıkları var. Oksijen, yakıt ve hasar sistemleri falan var. Uyarı sistemi de var. Peki hala uçma zamanı. Dostum geldim hadi uçalım. Peki nasıl yapacağız? Dostum bas bakalım. Ateşleme sistemine bastım. Arkadaşlar bunu Kevin'de uzaya gidiyoruz. Vay canına. Ateşleme sistemleri aktif edildi mi peki? Dostum onu da yaptın Nurullah amca. Yaptın değil mi Nurullah amca? Kesin yapmışsın. Vay.
Peki ateşleme sistemlerinin ateşlediğini fark edemiyorum şu anda. Bu roket uzaya doğru gidecek mi gerçekten? Dostum gider evvel Allah be dostum. Ama alttan ateş sesi çıkıyor ama gitmiyor. Dostum bak uzaydayız gördün mü? Panda bu sadece sahte bir resim. Dostum ya uzay burası? Hayır. Uzayda mıyız gerçekten? Daha kalkmadı ki hiç roket. Kesme motoru her şey bastım. Dostum bak galaksiye girdik dostum Samanyolu dostum Ay'a iniyoruz şimdi. Ay'a nasıl inebiliriz şu anda? Yok artık Mars'a gittik herhalde. Dostum bak dostum Mars'a geldik bak dostum. Pardon bunların hepsi sahte bir resim. Kapıyı açın bakayım. Abi hala buradayız. Çalışmayan bir roket yapmışsınız sadece duruyor. Yani ben gerçekten uzaya çıkmak istiyordum Panda. Dostum ben ne yapayım bu kadar yapabildik. Nurul amca bu kadar yaptı dostum. Ben gerçekten uzaya çıkmak istiyordum. Duygularımı kırdınız yani şu anda. Çok üzüldüm yani. Ben gidiyorum. Aşağı atladım yanlışlıkla zaten. Gerçekten uzaya gidebilecek bir roket istemiştim. Çakma ve sahte bir roket değil Panda. Panda bu işi çözebilecek birini biliyorum. Başkanın yanına gidelim. Dostum Nurul amca sen de başkanın yanına götür bizi ama acil uçabilecek bir şey lazım abi. Hoş geldiniz bakalım. Bu roketi yapabilecek bir tanıdığım var. Kendisi NASA'da çalışıyor isterseniz sizi ona yönlendireyim. Çok iyi olur başkanım. Panda sence bu adam yapabilir mi gerçekten uçacak roketi? Nurul abi hiç bilmiyorum gerçekten de. Panda hadi hangi dondurmayı seçeceksen hemen söyle. Dondurma ilgili sonrasında video çekmemiz lazım. Dostum bir şey diyeceğim dostum. Bir roket daha yaptık be dostum. Ya roket konusunu kapatalım. Panda! Hala roketten bahsediyor arkadaşlar. Nereye koşuyorsun? Dostum gel dostum beni takip et. Ne roketinden bahsediyorsun ya? Çocuğa bir tane isteğimizi anlattık. Çocuk durmadan bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Panda roket sevdasından vazgeçmen. Bunlar ne böyle? Dostum ben bu sevdadan vazgeçmiyorum dostum. Senin dileğini gerçekleştirmek için uzay roketi yaptık. Bu ne? Dostum NASA'daki adamla çalıştım. NASA. NASA'daki adamla mı çalıştın? Sahte bir şeye benziyor. Çalışıp çalışmayacağı konusunda belli değil. Dostum harbi diyorum çalışıyor. Otur bakalım uzaya götürebilecek mi bizi görelim. Kesin gene sadece oturacağız tuşa basacağız. Geri sayım olacak. Olmadı. Dostum çalışıyor gördün mü? Evet ama bakalım yukarı doğru çıkacak mı? Öbürü de böyle oluyordu. Olduğu yerde kalıyordu. Panda bu gidecek gibi ha. Dostum sen bana inan. Dostum geri sayayım. Vay. Panda gidiyoruz. Dostum benim adım Pro Panda'ysa seni uzaya götürürüm dostum. Vay Brooklyn o şehrinden uzaya gidiyoruz arkadaşlar. Aman Allah'ım. Ooo roket parçasını attı. Ooo bir parça daha attı. Dostum bunu NASA'daki uzmana yaptırdık dostum. NASA'daki uzman mı? Dostum şaka yaptım. Bunu Türkiye Uzay Kurumu yaptı. Türkiye Uzay Kurumumuz mu yaptı bunu? Vay be. İşte bizim uzay kurumumuz gerçekten bir roket tasarlamış. Brookhaven'daki çakma rokete benzemiyor. Nereye gidiyoruz acaba Panda? Çünkü ben uzaya gitmek istemiştim ama böyle değil. Dostum ben seni gezdireceğim şimdi. Gökyüzünde neler var Panda? Dünyadan dışarı çıkacağız neredeyse. Çok fazla yukarı çıktık. Panda. Geri mi dönsek acaba? Dostum uzaya gidersen dönüşü yok. Hayır. Panda bunu geri döndürelim bir tuşa bas. Panda hiçbir şey görünmüyor şu an. Aşağısı boşluk olmaya başladı. Dostum dünyadan çıkış yapılıyor birazdan. Brookhaven şehri falan yok artık. Allah'ım. Başımız belaya girecek Panda. Ana bu ne? Dostum bu nasıl bir galaksi? Brookhaven'ın tepesinde böyle bir galaksi mi varmış? Şimdiye kadar tepemizde bu galaksiyle birlikte yaşamışız. Dünyadan haberimiz yok. Hem de dünyadan dışarı çıkmadan böyle bir galaksi görmek. Abi biz dünyadan dışarı çıktık mı hala çıkamadık mı? Allah! Dünyadan dışarı çıktık.
Sanırım bunları kullanacağız. Dur, sistemleri aktif ettin mi? Ettim. Arkadaşlar, yeni uzay araçlarımız içerisinden bunlarla çıktık. Aya bak! Uzay istasyonunu görüyorum. ISS. Mars. Satürn. Hubble teleskobu bile var arkamızda. Abi! Panda, dileğimi gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim. Dur, seni uzaya böyle götürürüm. Uzay istasyonuna doğru gidelim. Değişik sesler çıkmaya başladı Panda. Ana, dünyaya bak. Nereye gidelim ilk olarak? Vay, çok eğlenceli. Dostum, ilk aya gidelim dostum. O zaman ilk aya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hubble teleskobu her şeyde varmış. Mars'a bak, 5305 kilometre uzaklıkta. Ne kadar da uzak öyle. İlk aya gidelim. Dostum, aracını çek aracını. Havada bile rahat bırakmıyorum be Panda. Çarpma be Panda. Arkadaşlar, aya geldik. Ya cidden diyorum, aya gidiyoruz gerçekten bak. Vay, yepyeni bir gezegen keşfettin. Ay, giriş yapıyorum. Oo! Çekil kanka, çekil. Başkaları da var burada. Dostum, adamlar çözmüş dostum. Roketini yapan uzaya çıkmış. Roketi tasarlayanlar uzaya varmışlar bile. Arkadaşlar, aha indim ben. Ayda bir istasyon var galiba. Orada bir şey var. Ayda böyle bir şey var mıydı? Bizim dünyadan haberimiz yok. Gezegenler arası yaşamları bulmuş adamlar. Abi, elma falan var. Dur, buraya gelenler dinlenip yesinler diye. Yerin altında bir şey var. Kapı açılmıyor, gizli. Büyük ihtimalle orası astronotların özel yerleri falan herhalde, ne bileyim. Abi çok değişik. Yeni orbit spamla. Ve burada bir tane değişik bir anten gibi uydular var. Dostum, daha önce buraya gelip sistemi kurmuş adamlar. Bak, ay taşı. Bunu alalım, hatıra olur. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Vur 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 Panda. Aha. Dostum, artık bir tane ay taşımız var. Vay 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 vay, çok iyiymiş. Hadi gidelim. Şimdi sırada neresi olsun? Mars'ı çok merak ediyorum ben. Mars'a doğru gidelim. Dostum, emin misin? Aynen, hadi Mars'a doğru gidiyoruz. Uhuu. Vay be, çok iyiymiş ya. Dostum, Mars 5000 kilometre uzaklıkta dostum, nasıl gidelim? Yavaş yavaş gideriz ya. Ay'dan çıkıyoruz arkadaşlar. İleride Satürn, Neptün, her şey var. Satürn 8795 kilometre uzaklıkta. Mars çok yakın görünüyor, Mars'a gidelim. Yani yakın dediğim de bayağı bir uzak, 4200 kilometre uzaklıkta fena. Dostum, hadi bakayım Mars'a gitme zamanı. Gazla, gidelim. Arkadaşlar, Mars'a yaklaştık. Aman Allah'ım, Mars'a ilk defa inmiş olacağız. Bu çok heyecan verici olacak. Dostum, ne var acaba içinde? Çok merak ediyorum ben de gerçekten şu anda. 304 kilometre uzaklıkta şu anda arkadaşlar. 283, 263. O kadar hızlı gidiyoruz ki şu anda yavaş gidiyor gibi görünüyoruz ama dünyaya gelmiş olsak arkadaşlar belki 10.000, 50.000 kilometre hızda gidiyoruz yani. Mars'ın yörüngesine giriş yapıyoruz. Dostum, uzaylı çıkmasın. Bilmiyorum, inşallah çıkmaz. Oo, Mars'a bak. Vay, Mars dünyamıza biraz benziyor arkadaşlar. Sadece su yok sanırım. Yerde bina gibi bir şey var. Yavaş yavaş çarpışıyoruz. Panda, burada patlar roket bir de. Dikkat et, lifte indirelim. Ay, düştüm. Araştırmaya başlıyorum. Dostum, işte Mars'tayız. Vay, burada Mars taşı var. Mars taşını da alalım, hatıra olarak kalsın. Dünyaya dönümde bunları herkese gösteririm. Hadi hadi hadi, kır 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 kır. Şuna bak, gezegenler arası seyahat yapıp taş topluyoruz ya. Bunları dünyaya götürsek bir satsak var ya, milyoner oluruz, milyoner. Bende buradan geriliyor. İstasyona girin. Bu ne be? Aman Allah'ım, bu ne, gezegenleri koymuşlar. Star map diyor. Yıldız haritası mı? Bir şey çalıştı. Dostum, bu ne? Orada da daha ilginç bir şey varmış. Star map diye bir şey bastım. Ses geldi ama bir şey olmadı. Bir daha basıyorum. Panda, ne oluyor? Dostum, ben anlamadım, sen ne yaptın? Dışarı çıktım. Dostum, geri gel. Geliyorum.
Ooo, yıldız haritası. Yıldızları gösteriyor. Nasıl bir şey bu böyle? Ok işaretli bir şeyler çıktı arkadaşlar. Abi tırsmaya başlıyorum. Çık artık buradan. Adamlar Mars'a nasıl bir sistem ve teknoloji koymuş böyle. Buradan aşağıya düştüğümüzü hayal etsene. Dostum, ihtimali yok dostum. Vay be, çok iyi ya, çok heyecanlandım. Bunu yaşadığım için çok mutlu oldum Panda. Beni uzaya çıkarabildin Nurullah abi ve sen. Gerçekten de helal olsun be size. Panda ve Nurullah abi için arkadaşlar burada bir alkış ve bir like atmayı unutmayın. Gerçekten de bir dileğimi gerçekleştirdiler. Çok mutluyum ya. Mars'a indik arkadaşlar ve istersen şu anda Neptün, Satürn hepsine gidebilirim. Sadece çok uzaktalar. Hadi Panda diğer gezegenlere. Dostum hadi diğer gezegenlere gidiyoruz. Diğer gezegenlere doğru gitme zamanı. Ay. Oy. Bir dakika ya. Neredeyim ben? Evdeyim. Panda. Dostum günaydın dostum, nasılsın? Abi her şey bir rüyaymıydı? Biz evde miydik şimdiye kadar hep? Dostum sen uzaya gitmek istiyorum diye gittin yattın, şimdi kalktın dostum. Ya olamaz, bütün her şey rüyaymıydı? Panda uzayda gezegenler arası roketle geziyordu. Dostum affet dostum, onu nasıl yapacağım be dostum, ihtimali yok onun. Siz gördünüz değil mi arkadaşlar? Gerçek miydi rüya mıydı? Yoruma yazmayı unutmayın. Video burada biter. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ve bye bye.